Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde ıslak hamburger nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bu tarif iki aşamalı bir tarif. Başta sosu olacak, daha sonra da eti. Şimdi başta ben neyle başlıyorum? Sosuyla başlayacağım. Böyle sosunu yapacağız. Daha sonra ne yapacağız? Etinin yapılışına geçeceğiz. Başta sosunun yapılışına geçiyorum. Robotun içerisine 3 adet böyle büyük boy domates ekliyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. Böyle elimde ketçap var. Ketçaptan da 5 yemek kaşığı kadar ekleyeceğiz. Asıl böyle lezzeti verecek olan ketçap. Böyle yavaş yavaş sıkıyorum böyle. Her bir sıktığım 1 yemek kaşığı olarak değerlendirilebilir ortalama. Şimdi de içerisine tuz ekliyorum. Kaya tuzu. Tuz tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Kişiye göre değişir. Bir tane karabiberim var. Bundan da 1 çay kaşığı kadar ekleyeceğim içerisine. İlla tane karabiber olmasına gerek yok. Normal böyle toz karabiber de ekleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama bu daha lezzetli oluyor. Şimdi bunu robottan geçirebilirim artık. Çok hafif ne yapacağız? Bir parça böyle püreli bırakıyorum ki, çünkü bunu ateşe vereceğiz birazdan. Biraz da orada böyle parçalansın. Şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yaptığım sosu ekliyorum. Bunu ara ara karıştıra karıştıra başta kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladı ve bunun altını kısıyorum ve 5 dakika bu şekilde karıştıra karıştıra bunu pişiriyorum. Öyle güzel koktu ki anlatamam size ya, mis gibi kokuyor. Kıvamı da yavaş yavaş oturmaya başladı. Sosumuz 5 dakika boyunca pişti. İstediğimiz kıvama geldi. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi böyle ekmeği banmamak için kendimi zor tutuyorum resmen. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Sosumuz hazır. Birinci aşama tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz artık. Şimdi de etimizi ayarlayacağız. Bir karıştırma kabının içerisine yarım kilo kıyma ekliyorum. Bir adet soğanım var. Bunu kenara alayım. Bunu ince ince doğrayıp içerisine ekleyeceğim. Böyle başta ikiye bölüyorum. Daha sonra kendime yol açıyorum şöyle. Dibine doğru girelim. Üstten de aynı şekilde böyle daha böyle ince ince olsun. Bizi fazla yormasın diye şöyle tutuyorum. Daha sonra kesmeye başlıyorum. Soğanları ince ince doğradım. Şimdi de üzerinden geçiyorum. Böyle iyice böyle püre haline gelsin. Yani tam püre değil ama böyle ufacık böyle incecik olsun. Böyle etin içerisinde kaybolsun istiyorum bunlar. Onun için böyle üzerinden geçe geçe bunları inceltiyorum. Bunu istediğim inceliğe getirdim. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz inceliği. Bu kadar yeterli benim için ve bunları şimdi etin içerisine ekliyorum. Şimdi de 3 diş sarımsağım var. Yine bunu kenara alacağım. Bu 3 diş sarımsağı yine ip ince hale getirmemiz gerekecek. Şöyle başta tutuyorum. Bunların aromasını patlatıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi de bunları ufak parçalara ayırabilirim. Şöyle toplayıp toplayıp ufaltıyorum bunları. Evet, sarımsaklar da istediğim kıvama geldi. Ufak parçalara ayırdık. Şimdi bunları toparlıyorum ve bunları da etin içerisine ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum buna. 1, 2, 3. Karabiber ekliyorum. Karabiber yarım çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Yani bu kadar yeterli. Tuz da isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz dediğim gibi. Her zaman söylüyorum. Kişiye göre değişir tuz oranı. 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. İster acı ekleyin burada, ister tatlı. Bu da kişiye göre değişir. Böyle elimde sodam var. Bunu açayım. Şimdi bundan da yarım çay bardağı kadar ekleyeceğim içerisine. Şimdi artık etimi iyice yoğuruyorum. Tüm malzemeler iç içe girsin, homojen bir kıvama gelsin. Daha sonra etimize şekil vereceğiz zaten. Bir parça da dinlendireceğiz. Bir saat buzdolabına atacağım. Böyle eklediğimiz o soda, soğanın asidi, sarımsağın asidiyle etimiz yine lokum kıvamına gelecek. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Daha sonra zaten pişirme aşamasına geçeceğiz. Etimiz istediğimiz kıvama geldi. 5 dakika boyunca bunu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıyorum streç filmle. Şimdi etimizi dolaba verebiliriz. Ben 2 saat beklettim, dışarı çıkaracağım. En az 2 saat bekletmeniz gerekiyor. Etimiz kıvama geldi. Şöyle bir açalım. Artık buna şekil vereceğiz. Elimizi suya batırıyoruz. Elimize et yapışmasın diye yapıyoruz bunu. Şekil vereceğiz dediğim gibi. Böyle bir parça alıyorum. Avucumun içine sığacak kadarıyla.
Bunu yuvarlak haline getiriyoruz. Biraz ince açmanızda fayda var. Ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel olur. Böyle ince ve böyle hamburger ekmeğinin tamamını kavraması gerekiyor. Bir de yuvarlak yapmaya özen gösterin. Şöyle kenarlardan toplayın ve böyle benim gibi dikkatli bir şekilde açın bunu. Elimle istediğim incelik ve büyüklüğe getirdim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bunun gibi böyle 3-4 tane daha yapacağım. Böyle önden bir 3 tane yaptım. Şimdi bunları pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Başta tavamızı iyice ısıtacağız. Çünkü etlerimizi mühürleyeceğiz. Daha sonra ekmeğin arasını aldıktan sonra buharda pişmiş olacak. Yani bir ikişer dakika arkalı önlü pişirdikten sonra hamburger ekmeğinin arasını alacağız. Daha sonra da böyle bir son pişme olayını da bir parça ekmeğin içerisinde yaşayacak. Onun için tavamızı çok iyi böyle kızdırmamız gerekiyor. Arkalı önlü mühürleyeceğiz. Suyu içinde kalacak etin. Tavayı 5 dakika boyunca ısıttım. Şimdi etimi ekliyorum. Şimdi ikinci etimi ekleyeceğim. 2 dakika boyunca bir yüzünü pişireceğim dediğim gibi, sonra çevireceğim. 2 dakikada şu üst yüzeyini pişireceğim. 2 dakika pişirdim, şimdi tutuyorum ve çeviriyorum. Diğer yüzlerini de 2 dakika pişirdim, şöyle göstereyim. Şimdi ne yapacağız? Böyle hamburger ekmeğim var, bunu açıyorum. Şöyle etimi tutuyorum, hamburger ekmeğinin içerisine ekliyorum. Diğer yanda sosum vardı. Şöyle tutayım, sosumdan bir parça alıyorum, üzerine gezdiriyorum. Sosla böyle hamburger birleşince ya öyle güzel oldu ki, şuna bakın, mis gibi gözüktü. Efsane bir şey bu ya. Daha sonra yapacağımız işlemi gösteriyorum. Şu ekmeği kapatıyorum. Burası çok önemli. Bir parça alıyorum. Üzerine ekleyip böyle yanlara doğru gezintiye çıkarıyorum. Yanlardan hafiften akabilir, sıkıntı yok. İşte olay budur. Şunların güzelliğine bak ya. Renk cümbüşü oldu resmen. Şimdi bunu kenara alayım, diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. 3 tane yöntem söyleyeceğim. 3'ünü de yapabilirsiniz. 2 tanesinin uygulamasını yapacağız. Şimdi yapılışına geçiyorum. Kettle'ın altını çalıştırdık. Şöyle kaynamaya başlıyor. Kaynadıkça buhar çıkacaktır bundan zaten. Böyle elinizde bir tel olması gerekiyor. Bunu her yerde, züccaciyelerde bulabilirsiniz. Ne kadar alıyorsunuz bunu? 10-12 TL gibi bir şey bu. Şöyle bunu bunun üzerine ekliyorum. Böyle hamburgerimi tuttum, üzerine ekliyorum. Son aşama olarak ne yapacağız? Üzerini şöyle kapatıyorum. Olay işte budur. Evet, görüyorsunuz zaten buharlaşma başladı, terleme oldu. Tam istediğimiz sistem. Yumuşacık olmasını istiyorsanız bir 3-4 dakika bırakmanız gerekecek. Yumuşaklığını kendiniz kontrol edebilirsiniz. Çok güzel bir sistem. Görüyorsunuz içeride buharlaşma zaten oluyor. Bu kaynadıkça buharlaşma da olacaktır. Bu şekilde hamburgerimizi tam böyle ıslak hamburger kıvamına getiriyoruz. Bu birinci yöntem. 3 dakika boyunca bu şekilde kaldı. Şimdi üstünü açıyorum. Şöyle tutuyorum, dikkatlice üstünü açtım. Oo, mis gibi gözüküyor ya. Şuna bakın, tam pofuduk olmuş. Tam istediğimiz gibi. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Muazzam olmuş. Tam istediğimiz yumuşaklıkta. Şimdi bunu kenara alacağım. Şimdi de ikinci yöntemi göstereceğim size. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İkinci yöntem şu şekilde, ben onu yapmayacağım, sadece size göstereyim. Böyle elinizde yağlı kağıt var. Şimdi şöyle buruşturun. Kenarlara şöyle bir parça su ekleyin. Yarım bardak yeterli olur. Daha sonra hamburgerleri ekleyin, zaten suya değmeyecektir. Sadece şöyle kenarlardan buharından faydalanacak. Şöyle üzerini kapatın. Bu ikinci yöntem. Ama ben bundan daha güzel bir yöntem göstereceğim size. İçerisine bir parça kaynamış su ekliyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi suyu kaynamasını bekliyorum başta. Suyum ufaktan kaynamaya başladı. Telime ekliyorum. Üzerine hamburgerleri ekleyeceğim. Böyle 2 adet. Şimdi de bunun üzerini şöyle büyük bir şeyle kapatabilirsiniz. Nasıl da buharlaşma oldu görüyorsunuz. İşte sistem bu şekilde. Tam böyle ıslak hamburgerin böyle makinası gibi. Bu sistemle o dışarıda yediğiniz ıslak hamburgerlerin birebir aynısını yiyeceksiniz. Bu şekilde 2 dakika 3 dakika bırakıyorsunuz ve kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tam böyle sırılsıklam olsun istiyorsanız böyle 3-4 dakika 5 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Çok ıslak olur ama bu sefer. Standardı böyle 2 dakika 3 dakika aralığında böyle, ama tabii ne yapacak? Böyle bu sürekli kaynaması gerekiyor. 3 dakika boyunca bu şekilde kaldı. Şimdi üstünü açıyorum. Böyle tutuyorum ve açıyorum. Şimdi artık sunuma geçiyorum. Ya şunların güzelliklerine bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle yanında da kola aldım. Şöyle şimdi tutuyorum bir parça. Şuna bakın. Çok iyi ya. Gerçekten muazzam. Şöyle tadına bakıyorum. Ellerimiz biraz bulanacak ama. Şöyle kolamdan alayım. Çok iyi ya. Yumuşaklığı o dışarıdakinin birebir aynı saatte daha lezzetli olmuş, öyle söyleyeyim size. Şöyle devam edeyim. Hmm.
Çok lezzetli ya. Ağzınızda böyle akıp gidiyor. Eti inanılmaz güzel olmuş bu arada. Şöyle devam edeyim. Çok başarılı. Ya bundan 3 tane 4 tane yersin yani. Ne yediğini anlamıyorsun böyle. Böyle elin ağzın böyle iyice böyle sosa bulanacak ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3 tane yöntem gösterdim size. Hangi yöntemle yapmak istiyorsanız o şekilde yaparsınız. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.